Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Mod değiştiren ahtapot yapıyoruz. Ben internette bulduğum bu hazır halinin aynısını yapmaya çalıştım. Bence hazır halinden kesinlikle çok daha güzel oldu. Yumuşacık, kadife ipli ördüm. Şimdi ikinci partımıza geldik. İlk partımızda bebeğimizin tüm parçalarını tamamladık. İkinci partımızda ise bunları nasıl birleştireceğimizi göstereceğim. Yüz ifadesini nasıl yapacağımızı göstereceğim. Şimdi hep birlikte ikinci partımıza geçelim. Şimdi bunları dikeceğiz. Dikerken ben şu uçlarından yapıp böyle yapmayacağım. Gördüğüm hazır olanının şeklinde baktım. Onda biraz daha önceydi. O yüzden sonradan şu iki sırayı ekledim ben. Şimdi şöyle yapacağım. Ben yine bitiş yerlerini birbirine şöyle denk getirdim. Çünkü seviyorum. Bakın her ikisinin düz yüzeyi burası. Ters yüzü şu ip, örgümüzün arka tarafında kalan kısımdı. Burası düz yüzeyi. Şunu da aynı şekilde şöyle bunları birbirine getiriyorum. Bunları dikeceğiz. Dikerken de şundan istediğiniz iple dikebilirsiniz. Ben böyle açık renkli bir ip aldım. Ama farklı bir ip aldım. Kendi ipiyle değil. Çünkü bunun birazcık şöyle şeyleri çıktı. İçini girip çıkarken onları çıkar ve dikerken zorlanırsınız. Normal bir iple dikmek daha iyi. Dikerken de şu felo yaptıklarımız var ya, birer kanadıyla örmüştük. Şu diğer taraflarını bakın, bir tane bundan alıyorum. Bir tane bundan alıyorum. Zaten sayıları eşit olduğu için bunlar birbirine tam gelecek. Böyle bir tane buradan alıyorum. Bir tane buradan alıyorum. Bakın bu tarafından da hiç belli olmuyor. Bu tarafından da hiç belli olmuyor. Belli. Açık E kullandım. Belli. Bu şekilde bir buradan bir karşı taraftan alarak oyuncağımızı dikelim. Çok güzel oluyor bence. Bu arada bu benim ilk yapışım. Yani tahmin edebiliyorum ama nasıl olacağını. Şimdi bu şekilde sonuna kadar dikelim. Bu arada iğnem de böyle küt bir iğne aldım. Bunlarla amigurumi de daha rahat dikiliyor. Yani bunlardan görürseniz alın. Böyle şeyler de daha rahat dikiliyor. Hiç arasına da girmiyor. Şimdi ben sonuna geldim dikerken. Zaten sayıları eşit diye hiçbir şey yapmanıza da gerek yok. Dümdüz dikiyorsunuz. Ve ince ip olduğu için hiç karşıya da çıkmıyor. Ve sonuna geldim. Şöyle buradan geçirelim. Tekrardan. Evet, en sinir olduğumuz şey oldu. Tamam, istersen kesebilirim bu ipi. Ben şöyle içine vereceğim. Zaten bu kısım şey olmuyor. Şimdi bakın şöyle bir bu yüzünü çevireceğiz. Şu kısmın içine zaten şey olduğu için, çok kalın olduğu için hiç elyaf falan hiçbir şey koymaya gerek yok. Biraz da kendisinin zaten şu şeyleri kapatıyor. Yani dik durmasını sağlıyor. İçi bayağı toplu olduğu için bir şey ekstradan yapmaya gerek yok. Şimdi gelelim en güzel kısma, bacaklarını dikeceğiz. Şimdi birleştirirken ben bunu normal iplikle dikmeyeceğim. Kadife iplikle denedim, oldu. Çünkü bu defa çok sırıtırdı normal iplik birleştirirken. Bu tarafları maviyle dikeceğim. Diğer tarafını da pembeyle dikeceğim. Hem de aralarına elyaf da sok dolduracağım bunların aralarına. Burada önemli bir şey şu. Şimdi bunu yerleştirirken bizim böyle eşit oranda yerleştirmemiz gerekiyor. Bakın şöyle yaptığımda zaten düşünmüştüm şeyi nasıl orantılayabileceğimi. Şimdi şuranın etrafının sayısı şöyle 9 tane ilmek vardı. Ama ben ara kısmı da düşündüm. O yüzden
Şimdi mavileri maviye dikelim, pembeleri pembeye dikelim. Bunları da dikerken birleştireceğimiz yer 54 tane etrafının sayısı, yani kaç tane? 6 tanesini 7 tane olarak birleştirin. Kalan 2 tanesini de 6'ya birleştirin. Yani 6 ilmeğe birleştirin. Böyle olduğu zaman eşit bir şekilde tamamen dağılacak. Yani şu an dikerken şurada daha net oturacak. Şimdi bunu diktim ben. Bir sonrakine geçiyorum. Bu arada bakın, bu tarafını bununla dikiyorum. Diğer tarafını da pembeyle dikeceğim. Arasında en son pembeyi yaparken içine ve şu kısma da ben elyaf koyacağım. Ve ondan sonra dikeceğim. Şimdi buradan maviyi aldım. Şöyle bir buradan bir karşı taraftan alarak dikiyorum. Bir, şunu da söyleyeyim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Şuraya kadar. Bunu buraya kadar yerleştirmek istiyorum. Ona göre sıklığını ayarlayın. Ve şu da dahil. Bu kadar. Bakın gayet güzel oldu. Ya işte çok zor. İpi kısa almak daha iyiymiş. Çünkü dikerken ister istemez hep kendinden gidiyor. Bir sonrakine geçelim. İşte 6 tanesini 7 tane olarak alalım. 2 tanesini 6 tane. 6 tane dediğimde şu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Şöyle hemen birleştirelim bir tanesini. Daha şey göstereyim. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Şuraya kadar hepsini alacağım mesela bunun. Bakın dar da olmadı. Şimdi diğerini alalım. Buna 7 tane ile birleştireceğim. Kaç oldu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Şuraya kadar. Dikme de çok 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 önemli. Dikiş çünkü örgünüzün kalitesini belli eder. Şimdi aha, çok güzel oluyor. Bir, iki, üç, dört, beş, altı. Şu altıyı da hep kurtulalım mı? Örerken bakın işte ip dikiş ipini kesinlikle kısa almak gerekiyormuş. Hep sürekli şeye gitti, kendisini gitti. Ve son 1, 2, 3 tanem kaldı. 4, 8 aynen. Üç, dört, beş, altı, yedi. Şuraya kadar dikmiş olacağım. Ve sonuna geldim. Artık ipim şey kalmadı. İpi değiştireyim sanki. Evet. Şunu
mantığıyla daha kolay. Ve biraz örerken de etrafı batıran pasaklı bir ip bence bu. Şu an evim hep ip oldu. Şöyle arasına koyalım. Eyvah. Şimdi yeni ipimizi alalım. Kısa bir ip olması yeterli. Ve size çok mu yer kaldı? Niye öyle gibi gördüm? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. İlginç. Hesaplamıştım halbuki. Üç, dört, sekiz. Ve sonuncuya geçiyorum. Tamam. Yandaki ile de birleştirdim. Aralarında boşluk olmasın diye. Bence çok güzel oldu. Ve şimdi diğer tarafına çeviriyoruz. Of var ya, pamuk gibi puf puf, böyle çok aşırı tatlı bir şey oldu bence bu. Hazırlarından daha güzel oldu. Şimdik. Birazcık içlerine elyaf yapalım. Örneğin şu diktikçe yapacağım. Sonra en son aralarına da biraz sokmayı düşünüyorum. Elyaftan. Bunları isterseniz şu dikeceğimiz noktalar, gerçi zaten belli ya bunda. Bir tane buradan alıyorum. Şöyle. Bu ara kısım. Şöyle bir tane diksem sanırım. Ya sırıtmıyor, hiçbir şey olmuyor. Bir buradan alıyorum, bir karşı taraftan. Şöyle kaydırmayalım. Şuradan elimi tutayım da, çünkü bir tarafı çok bir tarafı az olmasın. Bunlar gerçekten kötü durur. Ya ne oldu? Ha, katı şey yapmış.
Orun ipi takılmış. Panik yok. Allah'ım çok tatlı oluyor. Şimdi burayı ortadan bir şöyle dikmek istiyorum. Dadam, bakın hiç bir şey yok yani. Küçücük şuradaki bir dikiş ipliği var. O kadarcıktan da bir şey olmaz. Bakayım tekrar. Yok yok bir şey olmaz o kadarcıktan. Bir buradan, bir karşı taraftan alıyorum. Şimdi içine yine elifimizi koyalım. Tekrar şöyle tutayım. Son bakın örmem gereken yer kendi arasındaki saymadan şöyle tutuyorum. Şu şey olmasın, örerken kaymasın diye. Pardon, dikerken kaymasın diye. Çok şey oldu yine. Ara kısım gitti resmen. Şimdi şurayı yapayım da ben bir ip değiştireceğim. Çünkü dikemiyorum artık bununla. Bu şekilde yaparak bütün bacaklarını dikelim. Şimdi az kaldı. Burada en önemli şey söylemek istediğim şeylerden bir tanesi. Mesela burasına elyaf koyduk, diktik ya. Şu araya da elyaf sokun. Mesela şu aralara da. Şurası... Zaten dikişimiz bizim buradaydı. Bununla birleşen yer şu kısımda dikiş yok. O yüzden bu aralara da elyaf sokun. Bu çevirdiğimizde buralar puf puf dursun. Yani tamamen bu önemli. Şimdi ben yüz ifadesini yapacağım. Bu şekilde keçeler kestim. Bunun üzerine bunu diktim minicik dikişlerle. Bunu da aynı şekilde dikeceğim. Böyle sola bakıyormuş gibi olacak. Böyle olabildiğince bu taraf yüzünden küçücük küçücük görünsün. Bu şekilde şimdi diğerini de dikelim. Şimdi yerlerini ayarladım. Şu şekilde bunu dikeceğim. Şöyle boşluktan önce, gerçi şuradan da yapabilirim. Düğümümü arkaya vermek için. Bu şekilde dikelim gözümüzü. Şimdi ağzını yapacağız. Şöyle. Bakın şöyle bir tane orlan ipi aldım. Vermek istediğim şekli veriyorum. Şunu çıkacağımız yerden şöyle yapalım.
Biraz kısa mı kesmişim? Sonra diğer ucundan da bunu böyle katlı geldi. Biraz şu ipimizi düzeltelim. Şimdi bakın böyle geçirdim. Sonra bu iki ucunu birbirine bağlıyorum. Çekmiyorum sakın ipi. Şu şöyle dursun. Sonra burayı içine vereceğim. Şimdi şu da şöyle olacak. Şu gözü ben birazdan bu tarafa çekeceğim. Çünkü orayı tam ayarlayamamışım bence. Sonra ince ipimi alıyorum iğnemle. Şuradaki parçaları görünmesin. Şimdi bunu buraya dikeceğiz. Bu gördüğünüz gibi çok hassas bir ip. Şöyle dolandırarak vermek istediğimiz yüz ifadesini verdikten sonra bu oran ipimizi buraya ince iple dikiyoruz. Bunu bütün yüz verme işlerinde kullanabilirsiniz. Şimdi bu şekilde dikelim. Çok muhtarap oldu. Bu şekilde dikelim. Ve ben bu tarafının yüzünü dikmeyi bitirdim. Bakın bu şekilde oldu. Diğer tarafının da yüzünü diktim. Aynı şekilde keçe kestim. Ve aynı şekilde dudak parçasının bir parça orlanı diktim. Böyle aşırı güzel bir şey oldu. Yumuşacık. Ben bilmiyorum, sat ifadesini çok beğendim. Ve videomuzun sonuna geldik. Gördüğünüz gibi çok tatlı oldu. Puf puf. Kadife ipten yumuşacık. Suratı falan aşırı sevimli oldu. Ben çok beğendim. Ördüklerinizi YouTube kanalıma önererek paylaşırsanız kanalımın büyümesinde yardımcı olursunuz. Instagram hesabım Sanayi Dünyası. Beni oradan da takip edip bana ördüklerinizi gönderebilirsiniz. Örmemi istediğiniz her şeyi yorumlara yazabilirsiniz. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı unutmayın. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.